Şimdi mantının hamurunu açıyorum. Bunun hamurunu yoğururken tuz attım, 3 yumurta kırdım. Biraz serterek yoğurduk hamurunu. Yaptık. Şimdi açıyoruz, mantıyı da döküyoruz komşularla beraber. Sağ olsunlar. Evet. Ete de soğan kıydım. Biber attım, karabiber, kimyon, tuz. Ona da öyle avcarladım. Bunu dolaba koyacağız sayın izleyicilerimiz. Afiyetle yenecek. Hep beraber yiyelim, gelin buyurun. Afiyet olsun. Güle güle yiyin. Böyle. Mantı böyle. Yoğurtlu da yapacağız sonunda. Şimdi kapatayım. Mantıları çektim ana, onları çek. Vaktimiz yok. İnternete girmek. Hacı bunlar da ol, bunlar çok da kaldı ha. Bunlar kuruyor. Şimdi üst üste koyuyorum. Kare kare kesiyorum. Böyle oldu mu kolay oluyor. Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantı yapıyoruz. Çekimleri yapıyoruz şimdi. Mantı dökme, yapma aşaması bittikten sonra sizlere nasıl pişirdiğimizi de göstereceğiz. Şu şekilde bakın. Kıymayı içerisine koyup küçük bohçalar yapıyoruz. Şu şekilde mantımızı yapıyoruz. Mantı dökmeye devam arkadaşlar. Bir numarası sunar.
çatıyor. Sen onları mantı diyor. Sen evet, mesela, arkadaşlar. Onlar şimdi, çok küçük onlar. Onlar sen mantı diyor. Yüksük çorbası mantımızı bitirdik. Şimdi yoğurtlu mantımızı döküyoruz. Bu şekilde üçgen şekilde döküyoruz. İçerisine hamuru koyup üçgen olarak kapatıyoruz. Bunu yoğurtlayıp pişireceğiz arkadaşlar. Yarın içerisine kahvaltı ettikten sonra kıymamızı koyduktan sonra üçgen yapıyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde. Yine de çekersen çek. Şimdi de yoğurtlu mantıya başladık. Sayın izleyicilerimiz, biz böyle çalışıyoruz. Bunu akşam afiyetle yoğurtlu yapacağız, yiyeceğiz. Yüzüne sos yapacağız yoğurdu. Boğazına lüp lüp gidecek. Lüp lüp gidecek diyor. İnsanın kere geliyor. Güzel olsun. İçinde et olsun, ağzına dişine değsin. Yoksa öyle boş boş hamur gibi yiyoruz. Ben öyle severim. Oldu herhalde. Hazır içi geç kıyma yok. Hazır mantı. Yok, onlar da kıyma. Ben sen aldım. Onları bir şeyden yaparlarmış. İçine ne? İçine bile soyar mı olurlarmış bir şey olur. Taş gibi bir şey var içinde. Zin esas mantı. Adana meşhur yemeği. Şimdi şunu mantı yapıyoruz. Kesiyorum kare kare. Hamurunu yumururken 3 yumurta kırdım, tuz attım, hamurunu yaptım. Bunun hamuru biraz sert olacak. Evet, yoğurtlu mantı için mantılarımız hazır arkadaşlar. Birazdan sıcak suda haşlayacağım bunları. Yoğurtlu mantı için sarımsak soyuyorum. Bunları güzelce dövüp yoğurdun içerisine koyacağım. Bu arada suyumu ocağa koydum. Onu da size göstereyim. Evet. Suyumu hazırlıyorum. Mantıları haşlayacağım suya. Biraz tuz atacağım. Biraz da limon tuzu atacağım arkadaşlar. Şöyle. Kaynıyor. Biraz da limon tuzu koyacağım. Evet, şöyle limon tuzu atıyorum arkadaşlar birkaç tane, hamur kendini salmasın diye. Birazdan yoğurdumu da hazırlarken göstereceğim size. Sarımsağımızı dövüyoruz şimdi. Yoğurdun içerisine koyacağız. Sen niye limon tuzu attın? Hayır, ben bereketi. Evet, mantıyı suya ekliyor annem arkadaşlar. Güzelce haşlanacak şimdi mantılarımız. Bunun bir adı da tatar. Tatar. Evet. Evet. Ben de bir... İşte.
Söndürdü mü ne bu ocağı? Sarımsağı ezdim havanda arkadaşlar. Tahta havanda. Bu şekilde bitti işi. Tamam. Yoğurda koyacağım aslında. Kaynamaya bıraktık. Bir kaynasın. Yoğurdumuzu, harcımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Koy koy. Sulu yerine koy. Güzel olur. Evet. Yoğurdu sulu koyuyoruz şöyle güzelce. Güzel ev yapımı doğal yoğurdumuz arkadaşlar. Evet. Süt de köy sudur. Yetmez mi o yoğurt? Yeter. Tamam abi. Şimdi sarımsağımızı ekliyoruz. Bu şekilde. Nane ekliyoruz. Nane koyuyoruz. Çöp nane çöplerini. Karıştır onu. Evet karıştırıyoruz. Yoğurdu karıştır. Tamam. Mantımızın harcı. Yoğurda isterseniz tuz, işte isteğe göre biber ekleyebilirsiniz. Biz yemeğe tuz koyduğumuz için tuzu buna eklemiyorum arkadaşlar. Yeter herhalde. Kaldır o yağı oradan. Tamam. Hadi o eriyecek. Şimdi çebişsin de ondan sonra eridelim yağa. Hı? Eridek mi? Kaynamaya evet, üzeri için tereyağlı sos hazırlayacağız arkadaşlar. Tereyağımızı koyduk bir taraftan. Bunlar eriyecek. Salçamızı koyacağız. Mantılarımız haşlanıyor. Bir taşım haşlansa yeterli. Evet, evet bir taşım haşlan. Şimdi eriyince içine alalım. Biber atarız. Erisin iyice. Bir söndüreyim ben. Bir soğuk su dökek mi azıcık? Birazcık bir bardak su ver hele bana. Ben yüzüne döküm şöyle. Al şöyle. Bir bardak su döküm soğuk su. Mantıya yiyelim. Biber mi atar? Biber de atar. Ama az da salça koy. Azıcık da salça koyalım. Tereyağı, kırmızı biber, yani pul biber, salça ekledik. Mantımız da haşlandı. Yoğurdumuz, yoğurtlu harcımız da hazır. Birazdan karıştıracağız. Settin mi tepsiyi? Söndürerek çok yanmasın. Mantıyı dökelim. Tamam. Tüyüne yapışmış. Soğusun. Yoğurt sıcaksa bunun suyundan alacak mı böyle? Böyle suyu olsun mu? Hı hı, güzel oldu böyle. Bunu elimelendirdi. Hı hı. Kapıyı aç, pencereyi aç da soğusun.
Evet, mantımız hazır arkadaşlar. Haşlandı. Şimdi soğumaya bıraktık. Yoğurdumuz, üzeri için sosumuz. Komşulara da vereceğiz ya, tabak az mı olur? Hı. Şurada bir şeye koysak. Kat yok. Heh. Ha böyle. Böyle dökeceğiz. Şuna az bir su koy, şöyle bir çarpalım. Evet, mantımıza yoğurdumuzu ekliyoruz evet, arkadaşlar. Dur, dur. Birazdan servisimizi yapacağız. Bir fırçak esmeye koydum. Ben götürsün sıcak ya. Yok, sıcak değil. Şu şekilde yağ üzerine koyuyoruz arkadaşlar. İkişer tane dök, ikişer tane. Evet. Bir kaşık koyuyoruz şöyle. Mantılarımız yemeğe hazır. Kaç kaşık? Tamam. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Mantıyı yaparken emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Annemle beraber yaptık zaten. Arkadaşlar. Yağını dökelim. Evet. Mantılarımız yemeğe hazır. Bu aşıktan nereden ellerine geçmişse gayet.